2 basamaklı AB sayısı 4 ile tam bölünebiliyor. 10 ile bölündüğünde ise 2 kalanını veriyor. Şimdi 10 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyor demek. 10 ile bölünmedeki kural zaten son basamaklı. Son basamak 2 demek. Yani bu 12 gibi bir şey veya 22 gibi bir şey. Şimdi bakacağız tabii diğer şartta sağlaması lazım. Peki A ne olabilir? Ona bakacağız. Diyor ki buna göre A artı B toplamı kaç farklı değer alabilir? Şimdi zaten bu 2 basamaklı sayı çok farklı. Fazla bir şey olmaz. 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 olasılıklar. Bunlardan 12 4'e bölünüyor. Dolayısıyla bu şartı sağlar. 22 bölünmüyor. Çünkü 20 bölünüyor. Doğrudan aklımıza gelsin. 32 bölünüyor. 4'e bölünce 8 olur. 42 bölünmüyor. Çünkü 40 bölünüyordu. 52 bölününce 13 oluyor. Burada bir uyanıklık yapabiliriz. Deriz ki bir bölünüyor, bir bölünmüyor, bir bölünüyor, bir bölünmüyor. Bu da bölünmüyor, bu bölünür, bu bölünmüyor, bu bölünür diyebiliriz. Pratiklik olsun diye. Hatta onu 32'de de fark edebiliriz ama garanti olsun diye sınavdayken biraz daha bakmamız lazım. Aslında bu tarz sorularda, bölünebilme sorularında bir seri yakalamak çok önemli. Ama şimdi bunu da eski soru tiplerinde seri yakalanıyordu ama ÖSYM yeni soru tiplerinde bu seri yakalamayı bir ön yargı olarak kullanıp yeni soru modelinde bunu kullanarak öğrenciyi de eleyebilir, bir istisna koyup. O yüzden kesin bir şey dememekte fayda var. 12, 32, 52, 72, 92. Toplam 5 tane değer aldı. Peki bunların her birinde A artı B farklı bir değer mi? Mesela 12'de 1 artı 2, 3, 3 artı 2, 5, 5 artı 2, 7, 7 artı 2, 9, 9 artı 2, 11. 5 tane farklı değer aldı. Cevabımız bursa.